Evet, merhaba. İyi akşamlar değerli dostlar. Evet. Bugün çok güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Özellikle sosyal medya ve hukuk üzerine çok güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kimle gerçekleştireceğiz? Tabii ki bu alanda kendini ispat etmiş, çok güzel ve başarılı çalışmaları olan, kendisi de aynı şekilde güzel, nazik, kibar ve samimi bir insanla Avukat Meltem Banko'yla çok güzel, keyifli bir yayın gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten bu kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Yarım saatte olsa kırmadı. Normalde yayınlara çıkmıyordu ama sağ olsun değerli dostunu kırmayarak beni mutlu etti. Önce kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendisini yayına alacağım ve vakit geçirmeden hemen söyleşimize başlayacağız. Arkadaşlar, yorumları kapatacağım Meltem Hanım'ın yüzünün gözükmesi adına, ama siz biliyorsunuz sorularınızı iletebileceğiniz nokta hemen şurada görmüş olduğunuz surat ifadesinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben hemen Meltem Hanım'ı şu an yayına alıyorum. Evet. Meltem Hanım'ı şu an yayına alıyoruz. Çok güzel, keyifli sosyal medya üzerine, sosyal medya hukuk üzerine çok güzel ve keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet. İyi Meltem Hanım, iyi akşamlar. akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrardan teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten çok vaktinizin değerli olduğunu biliyoruz. Bu vaktinizi bize ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerim de buradalar. Size sorularını yöneltecekler ve dediğim gibi vakit kaybetmeden ben hemen şu yorumları kapatıyorum ve sizinle söyleşimize başlıyoruz. Şimdi Meltem Hanım, zaten sizi herkes tanıyor. Buradaki katılımcılarımız da tanıyorlar. Önce tabii siz özellikle sosyal medya ve bilişim dünyasında da özellikle baktığınız davalarla sıkça gündeme geliyorsunuz. Yine sosyal medyada tehdit, şantaj ve minimum benzeri suçlar konusunda da çok başarılı davaları yürüttüğünüzü biliyoruz. Ben kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada ne tür suçlarla karşılaşıyoruz Meltem Hanım? Neler var? Yani özellikle size gelen hiç unutamadığınız dosyalar nelerdir efendim? Burada izleyicilerimize aktarabilir misiniz kısaca? Öncelikle programınıza beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Ali Ne Hocam. demek? Şimdi son dönemde biliyorsunuz pandemi süreci sebebiyle herkes evinde. Evet. Ancak tabii insan sosyal bir varlık. Sosyalleşemediği için de tabii ki bunu sanal ortamda sosyalleşerek insanlar bu duygularını bastırıyorlar. Dolayısıyla sanal alem dediğimiz yer aslında bir perde. Yani bunun arkasında gerçek kişiler var. Aslında suçlar sanal ama baktığınız zaman bu suçun aktörleri gerçek. Dolayısıyla biz son dönemde en çok açıkçası müstehcen görüntülerin kayda alınması noktasında şikayetler alıyoruz. Bu da bu hafta eğer takip ettiyseniz ve birçok haber kanalında bunun demeçlerini verdik. Evet. Sosyal medya üzerinden insanlar tanımadıkları kişilerle iletişime geçmek suretiyle çeşitli arkadaşlıklar kuruyorlar. Ve bu arkadaşlıklar daha ileri boyutlara taşınıyor ve akabinde de tabii ki işte özel görüntülü görüşmeler noktasına geliyor. Tam da bu noktada suç işleniyor. Nasıl? Genellikle ünlü erkekler, iş adamları, işte zengin varlıklı insanlar burada hedef alınıyor. Bu kişilerin görüntüleri kayda alınmak suretiyle daha sonra da şantaj için kullanılıyor. Elbette ki şöyle söyleyeyim, burada planlı bir organize bir hareket var. Dolayısıyla bizim burada kullanıcıları şu şekilde uyarmamız gerekiyor. Ne kadar karşı taraf size güven telkin ettiyse de tanımadığınız hiç kimseyle görüntülü bir şekilde görüşme gerçekleştirmeyin diyoruz. Benim her zaman çok kullandığım ve çok sevdiğim bir cümle var. O da önlemek tedavi etmekten iyidir. Biz bu cümleyi korona süreci için de kullanabiliriz. Zaten şu anda biz korona ile ilgili evlere kapanma aslında bir önleyici tedbirdir. Dolayısıyla hukukta da önleyici tedbirlerle ilgili tüm kullanıcıların tedbir alması gerekir ve tanımadıkları kişilerle minimum iletişim kurmalarını ben özellikle rica ediyorum. Aksi halde hayatları boyunca unutamayacakları çok böyle acı olaylarla, vakalarla karşılaşabilirler.
Birinci suç olarak bu süreçte en çok şantaj suçuyla karşılaştığımızı söyleyebilirim. İkinci olarak da hakaret, tehdit. Şimdi sosyal medyada biliyorsunuz klavye delikanlılığı diye bir kavram var. Evet. Siz de çok seversiniz bu kavramı. Ben yine avukat olduğum dönemlerden beri çok söylerim yani. Şimdi insanlar bir konuda fikir beyan ediyorlar ve bunu Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan veya işte başkaca en çok kullandıkları sosyal mecralardan duyuruyorlar. Fakat karşı taraf sizinle aynı görüşte olmadığı zaman size direkt hakaretamiz ifadelerle karşılık vererek şahsınızın itibarını küçük düşürücü bir takım söylemlerle sizin karşınıza gelebiliyor. Şimdi burada da gerçek kişiler bu suçun faili, ancak sahte isimlerin adı altında bu suç işleniyor. Dolayısıyla aslında şu anda yani bizi bekleyen en büyük tehlike bu sahte hesaplar üzerinden yapılan manipülasyonlar. Bakın evet. Bunlar hocam eminim bu konuda sizin de söyleyecekleriniz vardır. Var olmaz mı? Sahte hesaplar üzerinden yapılan manipülasyonlar devletin güvenliğini bazen tehdit ediyor. Evet. Bazen bir kurumun itibarını tehdit ediyor. Bazen ünlü bir oyuncunun itibarını tehdit ediyor. Bazen efendime söyleyeyim ünlü bir hastaneyi hedef alıyorlar ve o hastaneyi karalıyorlar. Yani aslında bir takım sitelerde bunlara alet oluyor. Yani maalesef. Nasıl itibarı arttırıcı şirketler varsa kamuoyunda bildiğimiz, duyduğumuz itibarla ilgili çalışmalar yapan sizin rakibinizi aşağıya çekecek şekilde karalama şirketleri de var. Dolayısıyla hocam bunların önüne geçebilmemiz için internetin bu kendine münhasır alanlarını çok fazla işgal etmeden kontrollü bir şekilde TC kimlik numarasıyla belki girişimin sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Yani aslında TC kimlik numarasıyla girişi siz de destekleyenler arasındasınız. Ben kesinlikle destekliyorum. Bu konuda çok eskiden beri hani görüş bildiren hukukçulardan biriyim. Yani hatta ben, siz daha bu konu gündeme gelmeden zaten bunun evet, olması gerektiğini ifade tabii, ediyordunuz Meltem Hanım. Tabii yani ben şöyle özgürlük ve güvenlik dengesini ikisini bu kavramları bir teraziye koyacak olursak ben de güvenlik bir tık daha ön planda. Yani bu hani kamunun güvenliği olabilir. Yani ifade özgürlüğüne sonuna kadar hani destekleyen, ifade özgürlüğüne son derece önem veren bir hukukçuyum. Bir kere yani hiç kimse bir konuda görüş bildirdiği için efendim yadırganmamalı, işte karalanmamalı. Herkesin görüşüne saygı duymalıyız. İnternetin zaten bu şekilde tutmasının sebebi bu. Yani internet birçok insanın özgürce düşüncesini, yaşam tarzını paylaşabildiği bir platform. Ancak siz ifade özgürlüğüyle hakareti karıştırırsanız orada biz devreye gireriz. Tabii. Siz ifade özgürlüğüyle efendim devlet büyüklerine hakaret ederseniz orada yine biz devreye gireriz. Siz ifade özgürlüğü kullanıyorum diye insanların yaşamlarını hedef alacak bir takım isnatlarda bulunursanız, insanları sokağa çıkamayacak hale getirirseniz orada biz devreye gireriz. Şimdi öyle bir itibar suikastleri yapılıyor ki Ali Hocam sosyal medya üzerinden artık bunların telafisi mümkün değil. Değil. Bunların telafisi mümkün değil. Biz o zaman ne yapacağız? Yani şimdi internette bir kişi varlığını gösterdi diye siz bununla dalga geçeceksiniz. Veya bir açıklamada bulundu diye siz bunu hedef alacaksınız. Daha sonra bu kişi efendime söyleyeyim ne kamuoyuna çıkabilecek ne işini yapabilecek. Ki internet öyle bir mecra oldu ki Ali Hocam. Yani Google denilen bir gerçek var ve en büyük CV oldu artık. Evet, kesinlikle değil mi? Yani Meltem Hanım aslında biz insanlarla ilgili ya da bir işte işe alacağımız bir personeli bile artık evet, sanal ortamda, sosyal medyada Google'latıyoruz aslında. Peki sizin de yine bildiğiniz, biliyorsunuz unutulma hakkı dediğimiz bir kavram evet, var. Kısaca izleyicilerimize bundan da bahsedebilir misiniz? Ve niye biz bu unutulma hakkını kullanamıyoruz Meltem Hanım? Ya şimdi bu unutulma hakkı bir takım Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin unutulma hakkıyla ilgili vermiş olduğu bir karar var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda unutulma hakkı Türkiye'de de mutlaka uygulanacak.
Şimdi unutulma hakkı dediğimiz olay, örneğin bir X şahsı ele alalım. Bu şahıs, efendime söyleyeyim, bir tecavüz olayından yargılanıyor, hüküm giyiyor, cezasını çekiyor. Ama konu o kadar gündem ki bütün her yerde gazetelere çıkmış. Boy boy Cezasını, haberleri var. tabii cezasını çektikten sonra normal hayatına dönüyor. İşte hayatını idame ettirmek için de tabii ki işe girmesi lazım, çalışması lazım. Ancak bu kişi nereye müracaat etse kapılar kapanıyor. Çünkü Google'da bununla ilgili daha önceden ceza aldığı davanın haberleri var. Peki bu kişi çalışamayacak mı? Bu kişi iş yapamayacak mı? Örneğin Türkiye'de isim vermeyeyim, birçok ünlü oyuncunun çeşitli davalarda yargılandığını görüyoruz. İşte Doğru. eşine veya nişanlısına yönelik şiddet haberlerinin Şiddet. olduğunu, ama daha sonradan da karşılıklı, efendime söyleyeyim, şikayetten vazgeçmelerin olduğunu görüyoruz. Peki bu kişiler yıllarca bu olayla mı anılacak? Oyuncuysa herhangi bir filmden teklif alamıyor, dizide rol alamıyor, reklam filminde oynayamıyor. Yani siz burada habercilik ve basın özgürlüğü adı altında aslında bir takım insanların hayatlarını tamamen yaşanmaz hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla unutulma hakkı dediğimiz olay, suç işleyen bir bireyin dahi yaşam hakkını, çalışma hakkını elinden almamak adına çok etkili bir haktır. Bu bütün dünyada artık uygulanmaya başlandı. Türkiye'de de bunun devreye girmesi gerekiyor. Yani siz bir suç işlediniz, cezasını çektiniz diye ömür boyu insanlar sizi o suçla anmamalı. Tamam mı? O suçla ömür boyu siz anılırsanız, yani o zaman çektiğiniz cezanın anlamı yok. Bir de toplum size bir ceza veriyor. Evet. Yani ölüm daha iyi. Ki böyle çok fazla intihar eden insan da var. Vakaları oluyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Evet. Yani bu noktada bunları söyleyebilirim. Sağ olun Meltem Hanım. Çok gerçekten aydınlatıcı oldu özellikle unutulma hakkı konusunda söyledikleriniz. Biraz da Yani hani ben somutlaştırıyorum. Çok teknik kısma girmiyorum. Çünkü çok bizi güzel. izleyenler zaten bu saatte efendim hukuk konferansı dinlemek istemeyeceklerdir. Kesinlikle. Pratikte aslında biz bu konudaki hukuk politikalarına ilişkin konuşursak, yani ben sürekli olarak bir takım şeylerden yakınmayı seven bir insan değilim. Birey olarak da öyleyim. Yani ben çözüm üreten, işte eğer bir yasadan memnun değilsek veya uygulamada çok zorluklarla karşılaşıyorsak, bu yasa nasıl değiştirilebilir? Yani ne gibi düzenlemeler yapılmalı? Yani olaylara bu şekilde yaklaşan bir birey. Mesela unutulma hakkını ele almışken Ali Hocam, şuna da değinmeliyiz. 5651 sayılı yasa kapsamında içeriklerin engellenmesi. Tam da Şimdi ben de ona hocam, geliyordum Meltem Hanım. mesela Çok güzel olur. evet, bu yasaya özel bir takım düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. Çok fazla tabii bana göre eklenmesi gereken husus var. Ancak siz bir evlilik geçiriyorsunuz, ünlü birisiniz. O haberleriniz çıkıyor bütün gazetelerde. Sonra boşanıyorsunuz. Ancak ikinci bir evlilik yapmak istiyorsunuz. Eşinizin ailesi Google'da sizi aratıyor ve ilk evliliğinizden olan görselleri görüyor. Ya bence bu kişilik haklarımı benim ihlal eden bir durum. Yani benim daha önceki evliliğimin ben içeriklerini kaldırabilmeliyim. Tabii bu konuda bizler yaptığımız başvuruların kimisi taleplerin daha doğrusu kimisi kabul ediliyor, kimisi reddediliyor. Yani burada bir Evet. standardın olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani benim düğün haberimin daha önce yapılmış haberi, düğünümle ilgili yapılmış bir haber tamamen benim özel hayatımdır. Ben Doğru. o evliliği bitirdiysem, o haberlerin yayınlanmasını istemiyorsam burada bir takdir yetkisi olmamalı ve ben onları hukuken kaldırabilmeliyim. Tamam mı? Doğru. Doğru. Veya somut örnekler veriyorum. Ben Evet. bir konuda yargılandım. Benim hakkımda soruşturma açıldı. Ama ben o soruşturmada aklandım. Yani takipsizlik kararı, yani kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı. Ama ben ünlü bir kişiyim ve bu haberler basına yansıdı. Benim hakkımda bir soruşturma açıldı. Daha Evet. sonra ben takipsizlik kararı alıyorum. Fakat ben o haberleri kaldıramıyorum. Neden? Evet. Bu basın özgürlüğüne giriyormuş. Yani tamam, bu Evet. basın özgürlüğüne girsin de Evet. benim de bir noktada kişilik haklarım ihlal ediliyor. Kişi işte. Burada yargı direkt
direkt olarak bunu ifade özgürlüğüne sokuyor. Ama ben ondan sonra çalışamıyorum. Ben ondan sonra sosyal hayatta eskisi gibi diyaloglar kuramıyorum. Tabii Benim özel dışlanıyorsunuz belki. hayatım etkileniyor. Benim çocuğumun okuldaki öğretmeni bunlardan haberdar oluyor. Benim kişisel verim, yargılandığım dosya neden kamuoyunda bu kadar çok gündemde oluyor? Yani dolayısıyla hocam, şimdi yasa kanun koyucunun yasaları yaparken artık günümüzün teknolojik koşullarına uygun bir takım düzenlemeleri yapması gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla ben 56-51 sayılı yasaya bu gibi düzenlemelerin, standartların getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bir mahkemeye başvurduğumda bunların erişimi engellenecek, diğer mahkeme ifade özgürlüğü veya basın özgürlüğü diyecek. Yani bilemiyorum, burada bir ikilem oluşuyor, çelişki oluşuyor. Burada kişilerin haklarının tam olarak korunmadığını düşünüyorum ben. Yani aslında şunu söylüyorsunuz, bir revizasyon şart çünkü özellikle gelen Kesinlikle. soruların çoğu bu noktadaydı. Mesela sizin verdiğiniz örneğe hemen Tuğrul Bey demiş ki Talat Bulut'un davasını ele alalım. Taciz davası boşa çıktı diyor mesela ama diyor boy boy magazin sitelerinde bununla ilgili haber çıktı diyor. İşte burada aslında sizin dediğiniz gibi unutulma hakkının devreye girmesi Yani gerekiyor anladığım Talat kadarıyla. Bulut sevdiğim bir oyuncu. Gerçekten takip ettiğim, sosyal medyada da takipleşiyoruz. O konusuyla ilgili de görüştük. Mesela Talat Bulut o davada beraat etti. Hani bunu bana anlattı. Ve davada müşteki olan şahsın bu tip başka dosyaları daha olmuş. Ama bunları kimse bilmiyor mesela. Mesela bunu kim sordu bilmiyorum ama benim iyi bildiğim bir konu. Dolayısıyla hani o noktada Talat Bulut'un işleri etkilenmedi. Hani dizisi devam ediyor ama insanların aklında ona karşı bir önyargı ister istemez oluştu. Tamam. Tabii. Aynen öyle. Yine bir arkadaşımız demiş ki bir hukuk öğrencisi olarak avukat Meltem Banko'yu kendimi idol olarak görüyorum. Kendisi hakkında merak ettiğim soru ise hangi üniversiteden mezun olmuştur demiş. Ben Atılım Üniversitesi'nden mezunum. 2010 yılında mezun oldum. Lisede sayısal öğrencisiydim. İktisat fakültesini kazandım Atılım Üniversitesi'nde. Ortalamam yüksek olduğu için birinci sınıfın ikinci yarısında hukuk fakültesine yatay geçiş yaptım. Maşallah. Aslında ekonomist olmak istiyordum ama daha sonradan avukat oldum. Ama ekonomi hobim. Çok yakinen takip İlginiz ettiğim var. konu. Evet. Hukuk, ekonomi, dekorasyon gibi bir takım ilgi alanlarım var. Çok teşekkür ederim. Atılım Üniversitesi'nden mezun olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok iyi hocalardan eğitim aldım. Çok güzel bir arkadaş çevremiz vardı. Üniversitede çok aktif bir öğrenciydim. Atılımcı Hukukçular Topluluğu'nu kurduk. Orada 3 yıl başkanlık yaptım. Çok Kitap güzel. Maşallah. kampanyaları yaptık. Yani okulun en aktif öğrencilerinden biri olduğumu söyleyebilirim. Bunu parantezi kapatıp bu konuyu geçelim isterseniz. Aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi Meltem Hanım, özellikle Türkiye'deki sosyal medya uygulamaları ve hukuki düzey konusunda neler yapılması gerekir? Çünkü zira ben pazartesi günü Türkiye'de Facebook program müdürüyle bir görüşme yapacağım. Bu noktada bana da biraz hani bilgi verirseniz çok sevinirim. En azından yapacağımız yarım saatlik görüşmede en azından sizden aldığım bu bilgileri aktarmış olayım. Şimdi biliyorum Facebook ekibiyle görüşme yapacağınızı, sizden görüş alacaklarını duydum. Bu noktada sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bakın Buyurun. internet ve sosyal medya bunlar dinamik kavramlar. Dolayısıyla bunlar da bu gibi mesela sosyal medyanın hukukuyla ilgili bir kere mahsus düzenleme yapılması çok doğru değil. Çünkü dinamik kavramlar olduğu için sürekli değişkenlik arz eden sorunlar bizi bekliyor olacaktır. Sosyal medya ile ilgili. Dolayısıyla biz bu konudaki kanunları gelişen teknoloji paralelinde yılda bir revize etmeliyiz. Tamam mı? Dolayısıyla bugün X sorunla karşılaşıyorsak yarın Y sorunla karşılaşacağız. Yani 56-51 sayılı yasa biliyorsunuz öncelikle çocukların cinsel istismarı ile ilgili veya işte internetten bir takım katalog suçlardaki içeriklerin engellenmesiyle ilgili çıktı. Ama daha sonra ne oldu? İşte sürekli revize edildi, edildi, edildi. Bu noktaya geldi. Şimdi tekrar bir revize gündemde. Bunlar neden? Teknoloji geliştikçe hukuk da ona paralel olarak teknoloji hukuku noktasında bir takım düzenlemeler yapmalı.
Çünkü hukuk her zaman teknolojinin bir tık gerisinden geliyor. Dolayısıyla hani sosyal medyada yapılması gereken en önemli düzenlemelerden bir tanesi bence, yani bunu tabii biz Türkiye olarak kendi başımıza yapamayız. Bu platformların merkezleriyle ciddi protokoller imzalayıp bir takım suçlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devleti sınırları içerisinde suç teşkil eden bir takım konularda protokol imzalanmalı ve bu protokoller dahilinde bize bir takım verileri, bilgileri vermeliler. Biz bunu tek başımıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapamayız. Bizim Doğru. burada bu sosyal medya şirketleriyle masaya oturmamız gerekiyor. Çünkü bakın örneğin bundan efendim 6-7 sene önce işte internet üzerinden hakaret davası. Biz tabii ki suç duyurusunda bulunuyoruz. IP bilgisi gelecekti. Hiç unutmuyorum. Bir gün adliyedeyim. Bilişim suçlarına bakan bir savcımızın yanına gittim. Efendim, müvekkil çok mağdur. Böyle böyle bir konumuz var. Avukat hanım dedi. Biz dedi, bu gibi konularda dedi, Amerika'dan IP bilgisi istiyoruz dedi. Amerika dedi, sürekli bize bunları taleplerimize dönüş yapmıyor ve biz Yapmıyor. usul ekonomisi açısından artık bunların yazmıyoruz. Bakın. Ondan sonra dedi, bunlar dedi Amerikan hukukuna göre, mesela Türkiye'de hakaret suçu Amerikan anayasasına göre suç değil. Değil. Şimdi de adam dönüş yapıyor. Ben de o yazılardan o kadar çok var ki. Hani cevap gelmiş. Biz diyor bu konuda size bilgi veremeyiz. Zira bu talep ettiğiniz bilgi bizim yasamıza göre suç teşkil etmemektedir. Dolayısıyla biz size cevap veremeyiz. Şimdi her ülkenin farklı yasal düzenlemeleri var. Ama bakın, Amerikan şirketi olabilirsiniz. Fakat siz Türkiye'de hizmet veriyorsunuz. Ve Türk hukukuna uygun bir şekilde sizler düzenleme yapmak durumundasınız. Tamam mı? Yani ben Amerikan şirketiyim demek burada kolaya kaçmaktır. Dolayısıyla dijital suçlarda muhakkak ki ilgili şirketlerle bizim direkt olarak temasımızın olması gerekmektedir. Yoksa biz Doğru. veri alamıyoruz, bilgi alamıyoruz. Zaten işlenen suçlara baktığınız zaman %90 Bundan. hepsi sahte hesaptan yapılıyor. Tabii. Tamam mı? Az önce çok sevdiğim bir avukat arkadaşımın fotoğrafı kullanılmış bir tane profil tarafından. Yazı Ha. bulacak, bulamaz. Neden? Evet. Nerelere yazı yazılması gerekiyor. Orada efendim cevap gelecek mi de gelmeyecek mi de. Yani dolayısıyla hani Ali Hocam Buyurun. bizim yasa yapmamız değil. Burada delil elde etme noktasında bazı sıkıntılarımız var. Anlatabiliyor muyum? Delil çok önemli. İnternet suçlarında ve sosyal medya suçlarında delil elde etme noktasına zorluk çekiyoruz. Tamam mı? IP bilgisi olsun, bir takım doneler olsun, bunları ancak bu ilgili şirketlerden biz alabiliriz. O şirketlerden de veri gelmediğinde biz tıkanıyoruz. Dolayısıyla bu protokoller çok önemli. İşte zaten Meltem Hanımcığım, bu 5651 sayılı kanundaki bu değişiklikle ilgili Sayın MHP Kırıkkale Milletvekilimiz Halil Öztürk, kendisi de Evet. avukattır, sizin meslektaşınız. Zaten tam da bu noktada bunların eksik kaldığını ve mutlak surette bu verilerin artık Türkiye sınırları içerisinde depolanması gerektiği ve 48 saat içerisinde dönüşlerin yapılması, bilgilerin verilmesi gerektiğini, 16 saat içerisinde de mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş oldu. Tam da aslında sizin dediğinize geliyoruz. Zaten yıllardır Desteklerim. siz bunu söylüyorsunuz. Yani Destekliyorsunuz. ben desteklerim tabii ki. Tamam. Çok güzel. Ben desteklerim çünkü bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bazen sosyal medyadaki bir takım bilgiler bazı cinayetlerin çözümünde bile gerekli olabiliyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bilginin çok ivedi bir şekilde elimizde olması gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medya deyip geçmeyin. Nice olaylar, nice saldırılar, nice ticari süreçler barındıran bir mecradan söz ediyoruz. Doğru. Doğru efendim. Dolayısıyla Doğru. artık yani teknolojik olarak evlere kapandığımız için ve ben bu pandemi sürecinin işte 1 yıl veya 2 yıla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bugün korona çıkacak, Covid-19 çıkacak, yarın Başka. Movid-19 çıkacak, yani farklı bir Mesela. virüsle karşılaşacağız. Dolayısıyla artık her şey dijitale dökülecek. Yani ben eğitimin de uzaktan eğitime geçeceğini düşünüyorum. Birçok Hı. okulda, birçok kolejde. Hukukun da daha da dijitalleşeceğini düşünüyorum.
Yani ticaretin de dijitale kayacağını, e-ticaretin çok daha artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim de ülke olarak geleceği öngörüp bunun hukuki temelleriyle ilgili bir takım tedbirler almamız gerekir diye düşünüyorum. İşte nasıl koronavirüs bilim kurulu üyeleri oluşturulduysa bence sosyal medya bilim kurulu üyesi de oluşturulmalı ve bunların Kesinlikle. en başına da sizin gibi değerli bilgi sahibi olan insanların gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendi Çok adıma teşekkür Meltem Hanım. ediyorum. Yani Rica ederim. burada Bunu tabii samimiyetle ki söylüyorum çok gerçekten. Yani nazik. yaptıklarınız belli zaten ortada. Yani sosyal medyada çalışan bir akademisyen olarak hep görüyorum bu alandaki çalışmalarınızı, mücadelelerinizi, ön plana çıkmalarınızı görüyorum. Ama tabii ki meyve veren ağaç taşlanır Meltem Hanım. Buna da alışık olmanız lazım. Ama maşallah siz de her türlü sorunu, sıkıntıyı hakikaten göğsünüze siper ederek karşılayabiliyorsunuz. O yüzden de teşekkür ediyorum ben kendi Ben adıma teşekkür efendim. ediyorum. Var mıdır Şimdi başka sorumuz son bir gelen? sorum var. Aynen var yine sorular geliyor. Mesela bir tane arkadaşımız birinci sınıf öğrencimiz sizi takip ediyormuş. Şimdi öğrendiklerim hep diyor kuramsal kalıyor diyor. Yani bunları diyor biraz pratiğe geçirebilmek için neler yapmalıyım diyor. Ha, hukukla ilgili mi? Hukuk öğrencisi aynen birinci sınıfta hukuk öğrencisi çok diyor kuramsal kalıyor diyor. Anlamıyorum diyor bunları. Ne yapmam lazım? Meltem Aslında hocama sorayım diyor. ya benim hayatımın en güzel yılı hangi yılı diye sorsanız hukuk fakültesi birinci sınıftır. Ondan sonra dolayısıyla hani orada kuramsal kalıyor dediği şey aslında hukukta bence en önemli şey o kardeşimize şunu söylemeliyim muhakeme yeteneği. Yani Evet. siz bir kanunu işte bir maddesini okuyunca oradan ciddi yorumlar çıkartabilmelisiniz. Bir olay üzerinde fikir teatisi geliştirebilmelisiniz. Tabii ki ilk başlarda somut kalacak. Örnek olaylar okudukça, dava dosyaları okudukça, gerçek mağdurları tanıdıkça o soyut bilgiler direkt olarak somutlaşacak. Ha. Dolayısıyla ben açıkçası bu kardeşime çok kitap okumasını tavsiye ediyorum. Evet. Hukuk felsefesiyle ilgili, Roma hukukuyla ilgili, hukukun temelleriyle ilgili, efendim farklı ülkelerdeki farklı düzenlemelerle ilgili. İşte dolayısıyla bu noktada kendisini geliştirebilir. Birinci sınıf kavramları iyi öğrensin. Çünkü bütün tahsili boyunca bu kavramlarla karşı karşıya kalacak ve başarılı olması için de bence öncelikle o kavramlara çok hakim olması gerekir diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum bu arkadaşımıza. Evet. Yine şöyle bir şey demişler. Sosyal medya şirketleri Türkiye'de ofis açarsa sorun çözümü hızlanır mı demiş Meltem Hanım. Çünkü siz de Evet. sürekli yerli milli sosyal medya vurgusu yapan bir Tabii insansınız tabii. bu noktada. Tabii. Yani bu sorunun Yani çözüleceğine şöyle, inanıyor musunuz? sosyal medya şirketlerinin bir kısmının aslında Türkiye'de ofisi var, avukatları var. Biz bunlarla iletişimdeyiz. Fakat bu başlı başına bir çözüm olacak diye düşünmüyorum. Çünkü onların çok bir yetkisi olmuyor. Yani siz onlardan bir bilgi istiyorsunuz. Ya bizim böyle bir yetkimiz yok, biz bir İrlanda'ya soralım. Genellikle Türkiye'deki konularla ilgili İrlanda'daki birimler daha yetkili oluyor. Direkt Amerika değil de İrlanda daha böyle aktif. Dolayısıyla hani ben bir yetkilerin olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer Türkiye'ye bir gerçek anlamda üs kurup da bu üs bütün Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye bakacaksa ve gerçekten hani taleplere cevap verme noktasında sorumluluk alabilen bir mekanizma olacaksa belki sorun çözülebilir. Ama dediğim gibi hani ciddi anlamda yetkileri olması gerekiyor. Yani ama bizim de İstanbul'da bir şubemiz var deyip de efendim bir ofis kiralayıp oraya 5 kişiyi istihdam ederek biz bu sorunları çözemeyiz. Çözemeyiz. Evet. Evet. Peki Meltem Hanımcığım, süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ya yani inanın çok soru var ama bunları sorarsam zaten sabah olur. En azından şöyle söyleyelim. Bu da benim için de önemli olan bir soru olduğu için size sormak istiyorum. Sosyal medyada etik çerçeve nasıl oluşturulur denmiş. Bunu nasıl oluşturabiliriz Çok Meltem Hanım? basit, çok basit. Birincisi, kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şey başkasına yapmayacaksınız. Yani etik dediğiniz karşıdaki işte fotoğrafına yorum yazdığınız şahısların bir ailesi olduğunu, bir eşi olduğunu, evladı olduğunu, kardeşi olduğunu unutmayacaksınız. Ve biz Türk toplumuyuz, tamam mı? Dolayısıyla çok efendime söyleyeyim, bir takım paylaşımlar Türk toplumunda hoş karşılanmaz. Yani onun çerçevesinde doğru belirlenmesi gerekir diye düşünüyorum. İnsanların hayatlarına saygı duyacaksınız. Yani herkes sizin gibi düşünmek, sizin gibi yaşamak, sizin gibi eğlenmek,
sizin gibi ibadet etmek zorunda değil. Herkesin bir yaşam tarzı var. İnsanları olduğu gibi kabul edip kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmayarak bu etik çerçeveyi aslında çok kolay bir şekilde çizebiliriz. En basit anlatımıyla ben bunu söyleyebilirim. Evet. Siz tabii kadına şiddet konusunda da çok mücadeleleriniz oluyor, çalışmalarınız oluyor. Şimdi biliyorsunuz illaki kadına şiddet fiziksel bir şekilde gerçekleştirilmiyor. Sosyal Psikolojik, medyada da. ekonomik, cinsel şiddet artı dijital şiddet. Şu anda İşte. en gündemde olan konu kadına karşı uygulanan dijital şiddet. Tamam mı? Dolayısıyla efendim bir partinin üyesi diye bir kadına dijital şiddet uygulanıyor. Bir söz söyledi diye bir kadına dijital şiddet uygulanıyor. Tamam mı? Dolayısıyla kadına şiddet noktasında samimiyetsiz bir şekilde tweetler atan bir takım şahısların kadınlara ne gibi dijital şiddet uyguladıklarını ben görüyorum. Dolayısıyla ben buradan tüm kullanıcıları samimiyete davet ediyorum. Tamam mı? Bir kadına yapılan şiddet sadece fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik veya ekonomik şiddet değildir. Dijital olarak bir kadının onurunu, şerefini, haysiyetini hedef alan her türlü şiddete ben karşıyım. Ve dolayısıyla insanlar bu konuda samimilerse eğer dijital şiddet noktasında kadınlara şiddet uygulamasınlar diyebilirim. Evet, çok güzel, çok güzel söylediniz Meltem Hanım, hakikaten. Özellikle bir tane yine katılımcımız sosyal medya hukuku ile ilgili bir Türkiye geneli kurultay veya benzeri bir birlik var mı demiş. Böyle bir şey sormuş. Yani tabii ki çok fazla çalışmalar, çalıştaylar oluyor. Yapılıyor ama Meltem Hanım. Ben şeye Buyurun. Katılmıştım, Avrupa Birliği'nin ifade özgürlüğü ile ilgili toplantıları oluyordu işte. Bundan birkaç sene evvel Sheraton Otel'de toplantı salonunda yapılıyordu. İşte bir avukat, bir anayasa mahkemesi üyesi, basın geliyordu, çeşitli kurumlardan geliyordu. O şekilde bir hani brainstorming artık yani böyle şey yapıyorduk. Hani düşünce fırtınası yapılıyordu. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi çalıştayları. Hani sosyal medyada da etik noktasından, suçların azaltılması noktasından, İnternet okuryazarlığı konusunda çalışmalar yapılabilir. Yapılmalı mı? Bence kesinlikle yapılmalı. Dolayısıyla ben buradan yani böyle bir eğer oluşum olacaksa çok rahatlıkla katılabileceğimi, fikirlerimi çok daha geniş çerçevede orada belirtebileceğimi söyleyebilirim. Evet Meltem Hanım, bu Yani ben bunu hakikaten. bir toplumsal görev olarak düşünüyorum, tamam mı? Evet efendim. Yani bu aslında ben hukukçuyum ve burada binlerce, yani bunu çok samimiyetimle söylüyorum, 10 yıldır, yani Haziran 2020'de 10. yılım olacak mezun Maşallah. oldu. 10 yıllık hukuk kariyerim açısından konuşmam gerekirse binlerce mağdurun sesi oldum. Dolayısıyla hani bu noktada benim üzerime düşen ne varsa ben yapmaya hazırım. Evet, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir soru gelmiş, son olarak da onu alalım. Sosyal medya üzerinde sosyal medya patentini almak hakkında hukuki bilgiler mevcut mu demiş. Sosyal medyadan bir patent alabiliyor muyuz efendim? Şöyle, benim de birçok tescilli markam var, ona yakın. Yani örneğin şöyle, eğer siz bir sosyal medyada, diyelim ki bir Instagram'da mağaza açtınız. Böyle bir şey herhalde. O mağazanın adını işte diyelim ki Meltem Market koydunuz. Evet. Meltem Market diye bir hesap açtınız, tamam mı? Sosyal medyadan dijital pazarlama yapacaksınız. Bunun için bir marka patent vekiliyle görüşüp Meltem Market'in marka tescili haklarını almanızı tavsiye eder. Tamam mı? Bu yeter. Yani Türkiye'de marka tescili haklarını alırsanız yeter. Onun dışında zaten X ismi Instagram'da aldınız. O zaten isim size ait oluyor. Ama bir de sizin bir markanız var. Onun da Türk Patent Enstitüsü'nden tescilini muhakkak yaptırın arkadaşlar. Hangi sınıfı, yani hangi sektörde faaliyet gösteriyorsanız o sınıfları satın almanızı, o sınıflarda tescil sağlamanızı tavsiye ederim. Evet. Meltem Hanım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hakikaten çok faydalı oldu. Bizler de çok faydalandık sizden. Tecrübelerinizi, birikiminizi burada aktardınız. Gerçek anlamda yani az önce de söylemiş olduğunuz işte Atılım Üniversitesi'nde okuduğunuzu ve bu dönemlerde biraz ön plana çıktığınızı ifade ettiniz. Aslında bu da ağaç yaşken eğilir. Yani o yaşlardan aslında
bireylerin hangi noktalara geleceği 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Belki arkadaşlarınız gezdiler, tozdular, siz uğraştınız, Valla ben hiç çalıştınız. gezmedim. Bütün hiç unutmuyorum. Üniversitede ders biterdi. Bizim bir Hacer Hoca vardı. Onun oraya giderdik. İşte hangi köye kitap gönderelim, ne yapalım, nasıl kampanya yapalım, konferanslarda kimi getirelim. Rahmetli dekanımız vardı, Nami Çağan. Tüm aktivitelerde benim işte organizasyonu yapmamı isterdi. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet Ruh olsun. içinde yatsın, sağ olsun. Onlar zaten ben hukuk fakültesine geçiş yaptıktan sonra Meltemciğim, sen bizim fakültenin sen aktifsin, topluluğunu sen toparlarsın gibi bu şekilde bana görev verdiler, sorumluluk verdiler, inandılar. Biz de gerekeni yaptık o dönemde. Şimdi de çok sevdiğimiz değerli kardeşlerimiz bayrağı ele aldı. Dolayısıyla yani bizi muhakkak hukuk öğrencileri izliyordur. Zaman zaman İzliyorlar üniversitelerde Meltem de Hanım. Hı. yani işten vakit bulduğumuz zamanlarda hani konferanslara gidiyoruz ama yani şunu net bir şekilde belirtebilirim. Üniversitede neyseniz iş hayatında da o oluyorsunuz arkadaşlar. Yani ne kadar aktif bir öğrenciliğiniz olursa o kadar aktif iş hayatınız oluyor. Dolayısıyla benim sizlere nacizane tavsiyem bol bol konferans dinleyin, panel dinleyin, sertifika programlarına gidin. Ekonomik durumunuz müsaitse yurt dışlarına, dil eğitimlerine gidin. Kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Hukukçular anlamında da konuşuyorum. Farklı fakülteler de aynı şeyi Tabii uygulayabilirler. iletimciler de aynısını yapabilir. Çünkü üniversite demek sadece kitap okuyup efendime söyleyeyim sınava girmek demek değil arkadaşlar. Üniversite demek sosyalleşmek demek, aktivite demek. Eğer üniversite sadece okuyup yazmaktan ibaret olsaydı herkes açık öğretimi tercih ederdi. Bugün dünyada da baktığımızda, Türkiye'de de baktığımızda en yüksek puanlı fakültelerin sosyal aktivitesi en yüksek. Yani artık böyle işte basketbol takımı en iyi okulun mesela puanları çok daha iyidir mesela. Evet. Dolayısıyla hani sosyallik üniversitede çok önemli. Çok aktif olsunlar diyorum. Süremiz de hocam doldu. Siz de fazla tutmayayım. İşiniz Ay, vardı. Ben estağfurullah, estağfurullah. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hani ediyorum Meltem Hanımcığım. Yani kırmayıp geldiğiniz için, bu hakikaten yoğun iş temponuzda vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum bir dostunuz olarak. Her zaman sizin yanınızdayız. Dediğim gibi sağ olun. başarılarınızın devamı diliyorum. İnşallah sizleri daha güzel noktalarda göreceğiz. Çünkü gerçekten bu Nasip. devletin sizin gibi vatanını, milletini seven avukatlara ihtiyacı var. Ben kendi adıma çok faydalandım, çok sebeplendim. Çok 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 teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. İzleyicilere de hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Sağ olun, sağ olun Meltem Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle inşallah başka bir yayında. İnşallah. Hoşçakalınız. Sağ Hoşçakalın. olun, sağ olun, sağ olun. Evet, Meltem Hanım'ı uğurladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok faydalı bilgiler verdi. Sorularınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan Mozart ödüllü Malatyalı genç müzisyen Ali İnsan'la birlikte keyifli bir keman resitali dinleyeceğiz. Az sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.